buradaki kritik konu enflasyona bağlı olarak, önümüzdeki dönemin enflasyonuna bağlı olarak para politikasının nasıl şekilleneceği, onu söyledim. Ama bunun haricinde şuraya da bir dikkat çekmek isterim. Enflasyonla mücadele, yani çok klişe bir şey bu ama enflasyonla mücadele salt Merkez Bankası'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Bütün dünyada halihazırda ciddi bir enflasyon var. Pandemi sonrası artışla birlikte, ertelenen taleple birlikte veya tedarik zincirlerinin kırılmasıyla istediğiniz talebe ulaşamamanızla vesaire bir ciddi enflasyon var. Bununla birlikte Türkiye'nin başka sorunları da var. Enflasyonist tarafta, kur gibi vesaire. Bunun pek çözümü veya panzehiri Türk lirası faiz oranı değil. Veya bunun tek merciği Merkez Bankası değil. Merkez Bankası'na bu anlamda bu denli sorumluluk yüklemek doğru olmayabilir. Ama Merkez Bankası'nın yapması gereken de mutlak suretle piyasa gerçeğiyle uyumlu bir para politikası. Burada hassasiyetlerin yükseldiği dönemde şu mesaj kıymetli. İki yönlü para politikası uygulanabileceğine dair mesaj kıymetli. Çünkü önümüzdeki dönemin ne getireceğine dair hakikaten bilinmezlikler var. Hem Türkiye'de hem lokal hem global tarafta. Yani Merkez Bankası'nı faiz artışına zorlarsa piyasa, FED kaynaklı olabilir, içerideki enflasyon dinamikleri olabilir, iç ya da dış kaynaklı. Bunu yapabilir mi? Bu sorunun cevabı yok değil mi? Evet. Yani bunun bir şekilde taahhütünün verilmesi lazım. Şunu demek istiyorum. Faiz artırımına gerek var anlamında söylemiyorum. Gerek ancak tabii hareket alanı olarak, yani Türkiye'de uygulanan para politikasının tek yönlü olmadığının piyasaya ikna edilmesi lazım. Bunu söylerken başında şunu da söyledim Güzem. Enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın tek başına kazanabileceği bir savaş değil. Yani yıllara sahip bir problem. Enflasyon Türkiye'de kaldı ki birçok parametreyle etkileniyor. Ama Merkez Bankası son 6-7 ayda ön yargılara rağmen doğru şeyler yaptı. Hepimiz daha farklı bir politika bekliyorduk veyahut da başkan değişimini eleştirdik ama baktığında son 6-7 aydır herhangi bir hata yapılmadı. Fakat bu, geçen haftaki söylem değişimi bir gri alan yarattı. O gri alanın berraklaştırılması lazım. Onun da yolu enflasyonla para politikası arasındaki ilişkinin, linkin bundan sonra nasıl kurulacağını piyasaya aktarılması lazım. Bu aktarım mekanizması doğru çalışırsa hem iletişimde hem de teknik anlamda altı doldurulabilirse yönetilebilir bir süreç. Yani şu herkesin malumu, eğer vaka bazında önemli bir risk yaratmazsak, içeriden risk yaratmazsak, global taraftan da gelmezse enflasyonun belki Eylül-Ekim'de değil ama yılın sonlarından itibaren yavaş da olsa bir düşüş trendine gireceği herkesin malumu. En azından çoğunun beklentisi bu yönde. Bu var iken belki indirim için yerimiz olacak ama burada tartıştığımız konu 1-2 aylık acele. Onu yapmamak gerekiyor. Onun altını çizmeye çalışıyorum.